Müfit hoş geldin. Hoş bulduk. Çok ani başladık. 1-2-1 falan sayılmaz. Çok yok. Ani olduk. Burada saymıyoruz Müfit. Korkacaktım, fark ettin mi? Ne oluyor diye buraya bakalım. Şimdi ben sana Müfit diyorum, herkese Bey canım Hanım diyorum. Ben de sana canım benim evet, diyorum. Evet, hani açıklayalım yoksa. Bizim... İkimiz açıklamayalım topluma verdik. Bir şey söyleyeceğim. İkimiz aynı zamanda mı televizyona başladık? Neredeyse. Daha bir tık şey olabilirim. Ama bir senedir yani. Yok, iki senedir. Levent Kırca'da iki sene çalışmıştım. Sonra serbest takıldık. Medyapım'a geldiğimizde senle tanıştık. Dolayısıyla 26 yıllık arkadaş olduğumuz için evet, birbirimize evet. Müfit ve sen deme hakkımız evet, var yani. Evet, hatta diyorum ya böyle çok içimden geliyor, canım benim falan. Ama abartmayalım, bir yerde duralım. Şimdi biz senin Google bilgileriyle bir hayatının belgeselini yaptık, kısa. Genel olarak bu Google bilgileri biraz atmasın oluyor biliyorsun. Bazıları evet. Şimdi sen her yanlış gördüğünü lütfen düzelt ya da evet bunu böyle yaptım ama bir sorun bakalım neden ne? Yaptın de. Haydi bakalım, tamam. İyi seyirler. Müfit Can Saçıntı, 5 Mart 1968'de Çorum Sungurlu'da doğar. Babası Muhittin Saçıntı'nın mesleği nedeniyle ilkokulu 7 ayrı yerde, ortaokulu Doğu Beyazıt'ta, liseyi ise İstanbul Kartal'da okur. Astsubay olan Muhittin Bey, bilinen profilin dışında bir askerdir. Şimdi de burada bir duralım. O şey meselesi, hani Sungurlu'da doğması falan bana sonradan düşününce enteresan geliyor. Babam aslında Kırıkkale'de görev yapıyor. Annem de Kırıkkale'de hamile kalmış. Normalde Kırıkkale'li olmam lazım. Yok, bu çocuk illa Çorumlu olacak. İşte doğum zamanı götürülüyor Çorum'a. Doğum yapılıyor. Ve ondan sonra da işte 40'ı çıkıyor. Ah, yeterince Çorumlu oldu denip tekrar Kırıkkale'ye getiriliyor. Aslında Kırıkkale'de büyüdüm ben. Ama sırf böyle bir Çorumlu olma sevdası yüzünden orada doğduk. Baban mı çok milliyetçi böyle? Ya şey değil, ilkokulu bitirmiş, askeri okula gitmiş yatılı ve hep böyle bir memleket hasretiyle dolaşmış. O yüzden böyle bir hafif şövenizm var tabii ki şey, memleketle ilgili. Düşünsene hani annen 9 aylık hamileyken anneni alıyor, sırf sen orada doğ evet, diye. Evet, 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 oraya götürüyor. Doğuyoruz, 40 gün kalıyoruz, bu yeterince Çorumlu oldu bakalım falan. Geri götürüyoruz. O 7 yer olayı da... Ya bazen karıştırıyorum 7 mi 6 mı diye. Ya şeyi bilmiyorum. Mesela Kırıkkale'de şeye başladım. İlkokula. Sonra Sivas. Sonra Kıbrıs harekatı oldu o sene. Babam Kıbrıs'a gidince biz cepheye gidemeyeceğimiz için Sungurlu'ya gittik. Anneannemlerin yanına. 3. Sonra o zaman öyleydi. Babaanneler de biraz anneannede kaldı. Biraz da bizde. O zaman Gökçam diye orası köy. Oraya gittik 4. Sonra Çorum'a gittik çünkü Kıbrıs harekatına katılanlara tayin seçme hakkı veriyorlardı. Babam yine Çorum istedi. Ve Çorum'a gittik. 5 mi oldu? Sonra... Doğu Beyazıt dedi. Yok, Doğu Beyazıt sonra. Sonra Çorum'dan gitmişken Çorumlu olduk, Çorum'da yaşayacağım derken bu sefer tayin çıkmadı. Alay harekat etti böyle. Topluca alay taşındı Çubuğa. 6 galiba. Hani orada 7 deniyor ama 6 yerde. Doğu Beyazıt'ta da ortaokulu bitirdim. Liseyi de Kartal'da bitirdim. Yani şahane bir öğretim hayatı. Eğitim, öğretim hayatı. Ya evet, şu an tuhaf geliyor ama o zaman normal geliyordu ya. İnsan neyin içine doğarsa onu normal kabul ediyor. Neyi yaşıyorsa onu normal kabul ediyor. Sonradan bu normal anormal. Ya normal anormal de ne ayrıca ama onu başka programda... Ama Nefis belki de hani bu kadar iyi yazmanın kökünde bu kadar fazla insan tipolojisi tanıman yatıyor olabilir. Estağfurullah. Şimdi şeyle... şöyle bir şey olmuştu. Ben Levent Kırcı'ya da mesela Üç Baba Hasan belki gelecek onu yazdığımda bir tanesi... İlk defa hani şimdi sonradan çok konuşuldu da tiyatro sahnelerinde bir Harold Pinter yazmıştı Bir Dağ Dili diye.
buraya geldi. Bir yabancı Kürtlerle ilgili bir şey, Türkiye'mizdeki Kürtlerle ilgili, bizim vatandaşlarımızla ilgili. Üç Baba Hasan'da bir tanesi Kürt hikayesiydi. Onu ben yazdım. O zaman da biraz hani Özenti, sen o yıllarımda belki hatırlarsın. Hatırlamaz mıyım? Kovboy çizmesi, bir ara özenmişim. Kovboy çizmesi var, saç uzun falan. Yazdım, okudum, herkes çok etkilendi falan. Bir tane yine Doğulu bir arkadaşımız vardı Kars'ta, Tekin. Ulan dedi, ben Doğulu'yum dedi. Ben bu kadar bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun bu işleri diye. Belki onların etkisi bir... Evet. Buyurunuz. Türkiye İşçi Partisi kurulduğunda köy köy dolaşıp propaganda yapan Muhittin Assubay, kendisi olmasa da partiye çok sayıda üye kazandırmıştır. Müfit, o zamanlar devlet memurlarının siyasetle uğraşması yasak. Yasak ama kendi üye olması yasak. O gidiyor hafta sonları Türkiye İşçi Partisi, ama bunu da mesela bir yerde biraz tebrik ediyorum kim bulduysa. Bunu nerede söylediğimi bile bilmiyorum. Ucundan azıcık söyledim. Evet, kendisi üye olamıyor ama o ilk Türkiye İşçi Partisi zamanında hafta sonları gidiyor köy köy ya da işte görevli gittiği yerlerde Türkiye İşçi Partisi'nin propagandasını yapıyor. Bana da hep şey derdi, yani sen doktor olacaksın. Ve işte haftanın bir günü doktorsuz köy. Ben sana cip alacağım. Bak, o zaman memur maaşıyla cip hayali kurulabiliyormuş en azından. Cip alacağım. Sen köylüleri ücretsiz tedavi ettireceksin, edeceksin diye. Ben çok uzunca liseye gelene kadar ben doktor olacağımı sandım. Sandırıldım. Yani onu istiyorum sandırıldım daha doğrusu. Bana da sorduklarında hayalin ne? Doktor olmak, köy köy dolaşıp işte köylülere tedavi etmek. Hayalim bu dedim. Ama bir süre sonra bakıyorsun ki hepimizde var bu. Bu senin hayalin değil ki, babanın hayali. Ve bazen annemizin hayali, bazen öğretmenimizin hayalini, bazen patronumuzun hayalini kendi hayalimiz sanıyoruz bu dünyada. Ben de uzunca bir süre babamın hayalini kendi hayalim sandım. Müfit, hayret, babanın şikayet etmemişler. Hem komünist, hem assubay. Çok şeyler yaşadı, atamadılar ama çok şeyler yaşadı. Yaşadı. Yani o zamanlar komünist avının... Yapıldığı yıllar Türkiye'de. Evet. Atamadılar çünkü o bir tarafıyla şey söylüyordu, iyi bir asker diye. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. Doğu Beyazıt'ta sürekli takıştığı bir tabur komutanı vardı. Sürekli takışıyorlardı ama babamın hani sol özellikleri var da ama iyi bir asker. Kuralları biliyor, kanunları biliyor, her şeyi biliyor. İşini iyi yapıyor. Ve tartışmaları da hep işi ve kanunları iyi bildiği için oluyor. O işte binbaşıyla, yok albaydı, yarbaydı, albay oldum orada. Bursa Işıklar Lisesi'ne komutan oldu şey. O takıştı, ismini vermeyeyim şimdi, yanlış olur belki. O takıştığı, kapıştığı adam kart atmıştı babama, unutmuyoruz. Bana da okuttu. İşte Muhittin, biz seninle çok takıştık, çok kavgalar ettik. Ki babam onun çok çok altı, yani assubay en altı, yani o da albayda en az bir alay komutanı, yani büyük Bursa Işıklar'ın komutanı oldum. Sen her şeye rağmen iyi bir askersin, senin oğlun da asker olsun, getir buraya mülakat, yani mülakatsız hemen alalım falan diye. Babam ama hem çok iyi yapıyordu askerliği hem sevmiyordu. O kadar disiplin biraz zor geliyor. Evet. Bir de enteresan, ben şeye baktım, herkes barışsever ama tanıdığım bütün askerler en barışseverler. Yani savaşı en çok istemeyenler askerler aslında, çünkü biliyorlar çatışmayı. Yani babam da Kıbrıs'ta görmüş savaşı, babam da müthiş bir barışseverdi ama görevi gereği gidiyor, savaşıyor. Savaşın gerçek yüzünü gördüğü için muhteşem bir barışseverdi. Belki hani Türkiye İşçi Partisi'ne falan, Barış Derneği'ne falan da sempatisi o yüzden, yani. Savaşın ne olduğunu biliyor. Bildiği için. Peki, buyurunuz. Müfit Can'ın amcası da Türkiye tarihinin en büyük öğretmen örgütlenmesi olan TÖBDER'de yöneticilik yapmıştır. Aile boyu solculuğun içine doğan Müfit Can'ın hayata bakışı kaçınılmaz şekilde bu etki altında şekillenir. Ya çok pardon,
ekipte MİT'ten biri var. Ben bunları şu an Allah dedim mi diyorum ne? Demesen bulamayız Mefit. Ama nerede? Allah Allah, bravo, tebrik ediyorum gerçekten. Demesen nereden buldun? Evet ya, süper ya, bir yer ve şu an hala hatırlamıyorum nerede söyledim bunu. Ya da MİT araştırması. Evet abi. Çocukluğunda ilgi duyduğu ilk meslek ayakkabı boyacılığı olur. Boyacıları hayranlıkla izleyen Müfit Can'a babası en azından evdeki ayakkabılarla hevesini alsın diye bir boya sandığı hazırlar. Doğru. Abi bak, böyle bir bilmiyorum, böyle bir manyaklık var mıdır, bir uzmanı çağırdığında bir sorsan hani. Giderdim mesela ayakkabı boyanlayanları seyrederdim ama öyle böyle değil abi. Tepesinde duruyorsun adamın, 10 dakika, 1 saat, 2 saat, 3 saat, kovuyorlardı artık beni. Lan oğlum git, senin işin yok mu diye kovuyorlardı, tur atıyordum. Yine geliyordum, yine kovuyorlardı. Böyle bir takıntım vardı abi. Müfit herhalde oradaki değişim ilgini çekiyordu. Bilmiyorum ki, ne, hiç hala bilmiyorum. O yüzden hani psikiyatriste falan sormak lazım ya da psikiyatriste. Adamlar kovuyordu, yine geliyordum abi, seyrediyordum. Kaç ya. Kaç yaşındasın? Yani ilkokul zamanları işte 3-4, yani işte o şeyi söyleyecek galiba. İlkokul 3'e kadar en sonunda o ayakkabı sandığını alıp yollara çıktım yani. Ben yaptın. Evet, söyleyecek belki yani. MİT çok iyi araştırmış. Ve nasıl yaptım biliyor musun? Onu da canım anne, ben işte lojmanlardayız, askeri lojmanlarda. Ben o boya sandığını aldım omzuma, ben çıkıyorum. Annem bana engel oluyor ve biraz da güçlendim artık. Yapma, el alem ne der, bunlar çocuğunu çalıştırıyor der. Hayır. Ve o çekişme, lojmanlara çıktık, sokakta devam ediyor. Gücü yetmiyor annemin bana. Nöbetçi askerler bakıyor, subay eşleri asıyor. Muhittin Asbay, bir de Muhittin Asbay demezler. Babamın altı parmağı vardı. Altı parmak başçavuş derlerdi. Altı parmağın oğlu boyacılığa gidiyor diye. Annem, oğlum herkes bakıyor falan. Ben yine de gittim abi. Yaptım, bilmiyorum söyleyecekler. Bir kere mi yaptın? Üç gün yaptım. İlkinde de şöyle gittim. Abi hani oğlum bir gün büyüyüp işte ekmeğin eline alır mı? Eve ekmek getirir mi diyor. Hani semboldür ya ekmek. Ben onu çocuk aklımla birebir anlıyorum. İlk paramla bir ekmek aldım. Yani eve ekmek getiriyor. Bir de annem dutu çok severdi. Anneme dut aldım böyle. Geldim, üç gün yaptım. Üç gün sonra anne, her seferinde yok, sıkılmadım. Annem de diyor ki tamam artık gittin yaptın, yapma artık falan. Zorla bıraktırdılar boyacılık. Belki bugün kariyer yapabilirdim yani. Lostra Sarayı falan olabilir. Müfit Can Saçıntı Lostra salonları. İşte engel oldular. Haydi bakalım. Ama o evle yetinmez. Annesinin karşı çıkmalarına rağmen evet, bir süre ayakkabı boyacılığı yapar. Kazandığı ilk parayla da eve ekmek götürür. O dönem bir işçi... Kesin MİT. Kesin MİT var aramızda. Çıksın abi. Kim o? Evet. Geçirdiği lise yılları hayata soldan bakışını keskinleştirir. İşçi sınıfıyla tanışır. Dünyayı onların kesin gözlerinden abi görmeyi öğrenir. Çocukluğundan beri içinde büyüyen sevda ise tiyatrodur. İşçilerle tiyatroyu buluşturmak da daha 17 yaşındayken ona düşer. 12 Eylül darbesi sonrasının zorlu koşullarında bir fabrikanın işçileri sendikal faaliyetlerini... Çok pardon, şimdi ha çok şimdi ona açıklama getireyim. Biraz kendime çok fazla pay biçiyormuş gibi oluyor. Hani ben özet olsun diye bazen de anlatıyorum, özetliyorlar. Orada ben Kartal Sanat İşleri Tiyatrosu'ndan bahsediyor. Onun kurucusu başta İsmail Işıl soydu. O yapmıştı tiyatroyu. Ben de hani pelteyim, benden oyuncu olmaz diye ona ikna etmişlerdi. Vazgeçtim. Ben tiyatroya o kadar çok seviyorum, o kadar aşığım ki tamam ikna oldum. Benden oyuncu olmaz çünkü pelteyim diye sınava girmedim. Gittik Kartal Sanat İşliğine. Abi ayak işliğine bakalım diye. Yani bence gerçek aşk öyledir hani. Hani sevdiğini reddeder, oralarda dolaşırsın abi yani.
kardeşiyle işte arkadaş olmaya çalışırsın. Yeter ki onu göreyim de İsmail Işılsoy kurdu o bahsedilen tiyatroyu. Ben de orada ayak işlerine bakayım diye gitmişken inşaatında yani hem basın yayını kazanmıştım şimdiki iletişim fakültesi. Hafta sonları da inşaatında gidiyordum. Ben de elimden geldiğince çalışıyordum. Sonradan ben ayak işlerine gitmişken İsmail abi Godo geldi oyununda bana bir rol verdi. Zaten 6 kişilik bir oyun ve eşit ağırlıklı bir oyun. Öyle bir şey oldu. Yani orada hani biraz aslan payı benimmiş gibi algılanıyor. İsmail Işıl soyundur. Ben ayak işlerine için gitmiştim. Hasbelkader Türk filmlerindeki gibi bir rol kaptım oraları süpürürken. Hani... Onu da söyleyeyim. Tiyatro kulübü kılıfı altında yürütürken sahneye çıkacak kişileri o çalıştırır. Ha bir dakika dur bu başka. Bu Kartal Sanat İşliği'nden başka şöyle bir şey oldu daha sonra. O zaman bir fabrikalarda... Onu söylüyor zaten. Ha tamam öncesini tamam. Onunla, ama onu da söylediğim iyi oldu İsmail abilerin hakkını teslim ettik. Ondan daha sonra şey olmuştu. Bugün de aynı sıkıntı devam ediyor aslında. Yani anayasal hakkı işçilerin sendikalaşmak o zaman da anayasal hakkıydı ama pratikte bu engelleniyordu. Sendikacılar işçilerle buluşamıyordu ama o zaman bir tık farkı vardı. Olağanüstü hal koşulları olduğu için işte gözaltına alınıp işkenceler falan oluyordu. Onlar da sendikayla işçiler buluşabilmek için bir tiyatro kılıfı altında ya tiyatro çalışması yapıyorduk. Yeri sendika ayarlıyordu. Ben işçilere tiyatro çalıştırıyordum. Provaya gelenler oluyordu, seyretmeye gelenler oluyordu. O arada sendikaya üye kaydediliyordu. Yani propaganda yapılıyordu, anlatılıyordu. Öyle sonra yine olağanüstü hal olduğu için İstanbul'da ve sıkı yönetim mahkemeleri de devredeydi. Sen hukukçusun biliyorsun her şeyi. Şeydi yani sorgusuz sualsiz içeri geçim atılma sebebiydi falan. Sonra zaten şey olmuş ihbar olmuş bunlar tiyatro yapmıyor. Bunlar sendika ya bahsedilen de sendika ve 82 anayasasında da var geçim biliyorsun yani anayasal hak. Ona rağmen polis bizi aramaya başlayınca dağıldık kaybolmuştuk. Evet. Ama kimin ama o gelmiş o polis burada içinde. Her şeyi yazmış buraya. Ama bir şey söyleyeceğim. Büyük bir akılmış ha kimin aklıysa. Hani işçilere tiyatro çalıştıralım diye işçileri bir yerde toplayıp işte onlara propaganda yapıp onları sendikaya kaydetmek büyük akılmış. Ama yani şimdi şöyle o zamanlar Armağan aslında okulda tanışamadık. Sen de İstanbul hukukçusun evet, değil mi? Ve aşağı yukarı ya aynı yıllar ya bir yıl. Mesela o zaman ya dernek çalışmaları ya öğrenci derneği. Yasaktı baktığında, ya. Ha? Yasaktı. Yasaktı. Hayır. Yasaldı. Çok tuhaf çelişkiler ülkesiydik. Hala da biraz öyleyiz. Yani yasaldı ama yasaktı yani. Ve mesela pikniklerde adaya piknik düzenleniyordu. Piknik görüntüsü altında dernek yani çalışması yapılıyordu filan o tür faaliyetler. Demin hani mit ikide bir belki travma. Abi bak. Pikniğe gidiyor. Ben o pikniğe ben gitmemiştim. Allah'tan gitmemiştim diyelim. Bir başka sebeple gözaltına bir arkadaş alınıyor. Bir başka işte eylemden falan. Abi tek tek o pikniğin fotoğraflarını önlerine koymuşlar ya. Ha bak haşlanmış yumurta da getirmiştiniz. Bilmem ne bunlara. Ve fotoğraflar çekilmiş ya. Ve böyle şeyler oluyordu işte. Çünkü başka şans bırakmıyor ya sana. Tiyatro, piknik, işte o zaman Poyrazköy'e tekne gezintisi, şimdi 3. köprünün olduğu yerlere. Öyle öyle, hani siyasi faaliyet diyeceğim ama baktığında aslında siyasi faaliyet değil, işte anayasal dernek kurma hakkın, anayasal sendikalaşma hakkın yani. Sıkı takip altındaydık yani. Bugün hayal gibi, yani bir tuhaf, saçma, abartı gibi geliyor ama o zamanın gerçeğiydi. Sen yani o ilk 1980'den sonraki İlk öğrenci eyleminde varsındır. Basın yayın işgalinde. Orada tesadüfen gazeteci kimliğimle oradaydım, kaldım ama ben zaten o tür birkaç eylemden sonra benden gazeteci olmaz diye karar verdim. Çünkü gazeteci kimliğimle gidip eylemlere sonra dedim ki ben duygularımı çok karıştırıyorum bu işe ve hala da oynayamıyorum. Yani biz hala bize okulda öğretilen
gazeteci, bak ondan vazgeçtim biliyor musun? Bak o kadar kafamıza soktular ki gazeteci objektif olur, doğrudan yana olur, mesleğine duygularını karıştırmaz. Ben İstanbul'un işgali tesadüf oldu. Onur Akın'la röportaj yapmaya gitmiştim müzik dergisine. Baktım okul işgal ediliyor. Biz de katıldık çatışmaya. Öbürü de bir tane bir dergide çalışıyordum. Oturma eylemi oldu şeyde. İstanbul Üniversitesi'nin o ana kapının önünde. Abi ben fotoğraf çekiyorum ve bir dergi, Yarın dergisi o zaman, görevli gittim. Fotoğraf çekiyorum normal, hiç duygularımı karıştırmadan. Onlar oturmuş, ben ayaktayım, hiç değilse belli etmiyorum çünkü ayaktayım. Abi durup dururken polis bir saldırdı, coplamaya başladı. Ondan sonra ulan hepsi arkadaşım, bak şu anda gözüm doluyor. Birdenbire abi ben nasıl fotoğraf çekeceğim? Yani arkadaşlarımı copluyor. Arkadaşlar faşizme karşı omuz omuza ben çeker. Bir, iki, faşizme karşı. Sonra polis bana da dönüp falan. Yani sonra bak ondan sonra dedim ki ben bunu yapamam. Çünkü ben duygularımı karıştırıyorum şeye. Ama hakikaten bugün bile gazetecilik deyince bizim için hani neredeyse kutsaldır. Belli ki belli bir süre sonra müfredat değişmiş. Şimdi duygular hep karışıyor çünkü. Evet, karışıyor şimdi. Hayır, bunun işte dedim ya ben yapamıyorum diye kendim vazgeçtim. Bizim kafamıza bunu sokmuşlardı. Şimdi herkes işte duygunu sokmazsan niye sokmadın diyorlar. Ya da yeterince sokmamışsın falan diye böyle bir muhabbet. Buyurunuz. Liseden sonra konservatuara gitmeyi kafasına koyan Müfit Can'ın aklını son sınıfta bir arkadaşı karıştırır. Sen sınava hiç girme, kazanamazsın. Peltek'ten oyuncu olmaz diyen arkadaşının sözleri o kadar etkili olur ki sınava girmekten vazgeçer. Çocukluk hayaline vedasının acısı dinmeden gözaltı ve işkenceyle de tanışır. 17 yaşındayken sevgilisine verdiği Can Yücel şiiri yüzünden gözaltına alınıp bir hücreye kapatılır. Bence bunlar hepsi 15 gün boyunca elektrik de dahil olmak üzere türlü işkenceler görür. Lise bitmiş, konservatuara gitmese de içindeki tiyatro ateşi sönmemiştir. O hal koşulları altında İşçi Kültür Derneği'nden ve okuldan arkadaşlarıyla metruk bir kayıkhaneyi 90 kişilik tiyatroya çevirirler. Çay bahçesinden kışın kullanmadığı sandalyeleri alırlar. Sahneyi suntalardan elleriyle yaparlar. Kartal Sanat İşliği adı altında haftada 2-3 gün mahalledeki işçilere ve dar gelirli ailelere tiyatro yaparlar. Üstelik o yılların unutulmuş bir geleneği bu mahalle arası... Şimdi çok pardon, demin aslında anlattığım şey... Doğru yeri burası. Bu doğru yeri burası ve o İşçi Kültür Derneği'nden olan İsmail Işılsoy, Ankara Çağdaş Sahne'den filan tiyatrocu. Dediğim gibi bütün bana mal edilen şeyler Google'da aslında İsmail abinin. Ben dediğim gibi ben... Hakikaten ayak işleri. Ya bir ne anlarım işte ofis boyu. Yani inşaatta amelelik yaptık ama amelelikten ne anlarım bana. Hani onu getir, bunu götür. Onu yapıyorduk. Öyle sonra asbelkader rol verildi. Bütün söylenenler asıl kahramanı İsmail Işılsoy. Üstelik o yılların unutulmuş bir geleneği bu mahalle arası tiyatroda hayat bulur. Perde kapandıktan sonra salonu terk etmeyen seyircilerle oyun üzerine saatlerce tartışırlar. Ardından üniversite yılları başlar. Oyunculuğu aklından çıkaran Müfit Can Saçıntı, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'na girer. Okulda en zorlandığı şey soyadı olur. Not kağıtlarına Sıçıntı şeklinde daktilo edilen soyadını utandığı için gidip düzeltemez. Öğrencilik döneminde Yarın, Genç İnsan, Otomobil ve Boom Müzik gibi dergilerde çalışır. Son sınıfta TRT'de iş fırsatı doğunca... Bu Beyoğlu sineması yeni açılmıştı orada. Bunun hatta da şekendi yanlış hatırlamıyorsam Nermin Eroğlu. Abisi Nermin. Evet. Bunu ama niye durdurdum? Onun için değil. Ben müzik dergisinde işte çalışmaya başladım. O zaman Güneş Yayınları. Soner Olgun genel yayın yönetmeniydi falan. Sonra o Ayın Elemanı uygulaması vardı. Ayın Elemanı'na bir maaş veriliyordu. Ve resmi asılıyordu her şeye. O zaman genel müdür de Ali Saydam'dı. Şimdi siyaset danışman oldu ya o zaman şeydi. Benim de Ayın Elemanı seçildiğinde bu resmin duvarlara asıldı. 3 ayrı bina var. Rapsodi çıkıyor, Adam çıkıyor, Argos diye kültür sanat dergisi vardı. Sezen Aksu'yla Mehmet Ali Yılmaz'ın ortak olduğu Güneş Yayınları orada.
Ali Saydam hani tamam okeylenmiş. Bütün bu dergilerin içinde aynı elemanıyım. Buna şey Soner Bey'e haber yollamış şeyle. Bu ne biçim ayın elemanı? Şu saça bak, biraz saçını kısaltsın. Abi ne var saçta? Bugün baktın da armağan değil mi? Çok normal. Evet. Ama işte böyle ve 80 değil, tam 90 yılından, 89'dan bahsediyorduk. Bu Ali Saydam gibi bir adamın hani şu saça takmış durumdaydı. Ben müzik dergisi muhabiriyim hani. Bir de. Bir de. O geldi aklıma da söyleyeyim dedim. Son sınıfta TRT'de iş fırsatı doğunca üniversiteyi bırakır. Çıkan aflardan da yararlanmaz. 1990'da henüz 22 yaşındayken dönemin efsane programı Olacak O Kadar'la senaryo yazarlığına başlar. Çırağım dediği Levent Kırca'yla tam 10 yıl çalışacaktır. 1993'te ATV'nin kuruluşunda geliştirme bölümünde görev alır. Büyük bir ajansta metin yazarlığıyla reklam dünyasına girer, 40 gün sonra ayrılır. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Onat Kutlar'ın isteğiyle televizyon için bir gerilim filmi senaryosu kaleme alır. Fakat Onat Kutlar bombalı bir suikast sonucu yaşamını yitirince proje rafa kalkar. Ekran önüne ilk kez 1996 yılında Kanal 6'nın kült programı Aranan Adam'la çıkar. Kendi projesi olan program, dönemin gözde kavramı medyatikliğe, üretmeden şöhret olmaya karşı bir projedir. Asparagas haberleri ve kaçın sakırmayın gibi sloganlarıyla sadık bir hayran kitlesi edinse de reytinglerde istenen başarıyı gösteremez. Ya şöyle söyleyeyim, şey enteresandı. Hakikaten hani, ya ne kafalarmış. Yani medyatikliğe karşı olmak falan dedi ya. Ben 13-18 bölüm sürdü o. 18 bölüm ismini yazmadım. Hatırlıyorum. Ve sadece jenerikte de işte yazan Patlıcan Saçıntı diye geçiyordu. Şeyde işte isimsiz ya da ismini açıklamayan bir sunucu, açıklamak istemeyen bir sunucu yazıyordu. Biz hakikaten mesela öyle bir şey yapıyorsun. Bugün bile tuhaf geliyor hani. Nasıl bir kafala bu yani şey oluyorsun ve şuna karşıydık hem program abi hesap ettik o zaman 13 bölümde bir yani 13 bölüm ekranda kalırsan şöhret oluyordun kanal sayısı azdı ya. Dedim ki ilk 13 bölüm ben sunacağım ikinci 13 bölüm Ömer Pınar sen tanıyorsun onu o da tam böyle tanınmaya başlayınca o da vazgeçecek sonra üçüncü Yaşar Arak olacak. Biz böyle bir kafayla başladık biliyor musun? 13. bölümde önce Levent abi destekliyordu. Orada ayrıldım ben. Ömer de devam ediyordu şeyde olacak o kadar. Tam ben teslim edeceğim. Ben tanınmaya başladım. Bak bugün değil mi çoğunun kafası bunu anlamıyordur yani bu nasıl. Bugün ben de anlamıyorum bu nasıl kafa. Dedim tamam gel artık ben tanınmaya başladım. Tanınmak istemiyorum. Baştan böyle konuşmuştuk. Gel Ömer geç sen sun programı. Levent abi izin vermedi. Yani şöyle izin vermedi. Dedi ki öyle yaparsan ya burayı seçeceksin ya orayı seçeceksin dedi Ömer'e. Ömer de oradanın bağışı, geliri biraz daha iyiydi. Ömer orayı seçti. Ve ben yine bir 5-6 bölüm daha devam etmek zorunda kaldım. Sonra hani biz reytingler çok da kötü değildi aslında. Teessüfler Türkiye diye dalgasını geçiyorduk. Kanal 6'nın 3 tane... izlenen programı vardı. Bir tanesi Müge Anlı'nın o zaman magazin programı. Bir tanesi işte uzaylılarla ilgili Haktan'ın programı vardı. Bizde Aranan Adam yani bizim program vardı ama biz dalga geçiyorduk çünkü hani reytinge de karşıydık. Her şeye karşıydık o zaman da. Öyle. Bir de geçtiği yeri de 40 gün şeyde reklam ajansında çalıştı dedi ya orada bir Yiğit Şardan'la tanışmam var onu anlatsam mı diye bir tereddüt ettim de şimdi aslında ATV'nin ilk genel müdürüydü Yiğit Şardan aynı zamanda o müzik şey reklam ajansının da üç ortağından birisiydi. Sonra o bıraktı, reklama döndü. Sonra o orada beni beğenmiş. Bizzat tanışıklığımız yok yaptıklarımdan. Telefon işte açtı ya da açtırdı. Transfer etmek istiyor şeye. Reklam şirketine. Ben dedim abi ne güzel reklam dediğin ne? Ayda yılda bir 30 saniye bir şey yazıyorsun. Affedersin gibi de para kazanıyorsun. Öyle sanıyorum. Koşa koşa gittim. Ondan sonra randevumuz var. Sekreteri dedi ki tamam Yiğit Bey sizi bekliyor aşağıda odasında dedi.
Ondan sonra ben de aşağı indim. Bir yere girdim, böyle böyle hangar gibi bir yer, dayalı döşeli. Her şey var yani, çok dedim bu oda denen şey buna uymuyor yani, bu böyle bir şey, salon bu, salonun da büyüğü. Burası değildir herhalde odası dedim. Bir tane kapı var herhalde dedim, kapı orası. Ondan sonra daha tıkladım kapıyı, bir açtım. Yiğit Bey ayakta işiyor tuvalde. Dedim ben geldim, dedi geç içeri. Ya gerçekten yani, dedim yani hayal dünyam mı o kadar yani, böyle bir oda olamaz yani. Burası oda değil, salon çünkü yani falan. İlle ufak bir yerde olacak ve kapıyı tıklayacak. Adamın özel tuvaleti varmış, işiyormuş. Ya bir de şeyle bir şey daha anlatayım sana, dağıtıyoruz. Kartal Sarnıçlı Tiyatrosu döneminde Muğla Festivali'ne davet edildik. Ondan sonra biz de biliyorsun bizim dönemimizde İlhan Selçuk bir efsaneydi yani. Yani bir, bambaşka bir şey. Pencere. Hani pencere ama bizim üzerimizdeki etkisi filan hani bambaşka bir şey yani. Abi o festivali o da davetliymiş. Bir ara işte festivalin bir arası ben tuvalete gittim. İkinci tuvalet arası. Yine pisuardayım. Biri geldi soluma. Onu hissedersin yani orada. Şöyle yavaş yavaş bakıyorsun. Yavaş yavaş. Ana baktım şey İlhan Selçuk. Yine önce şeye şaşırdım. Nasıl lan İlhan Selçuk işer mi? sonra nasıl şaşırdımsa dedim ki ama böyleydi. Tam gösteremiyorum. Ne kadar gösteriyorsunuz? Tam göstermeyeyim de. İşte. Dedim ya İlhan Selçuk'la yan yana. Aa dedim ben sizin hayranınızım dedim. Ve böyle elimi uzattım. Bir de. evet. Ama çok onun için diyorum, nasıl böyle yani şoke olmuşsam. Kendimde değilim, bıraktım elimi uzattım. İlhan Selçuk'u düşün, o zaten heykel gibi bir adam. Normalde tepki yok. Sadece baktı. Ya böyle de bir şey işte, çiş denene. Ya. Abi dur, çişsiz de bir anı var şey. Ünlülerle tanışma falan. Abi gençlik kitabı vardı şeyde. Oktay Akbal şeyden... Cezaevinden yeni çıkmıştı. İlk imza günü işte dedik ya, piknik falan filan. İmza günü altında şeye gittik. Gençlik kitabı. Oraya Salah Birsel de gelmiş. Ben o zaman şiiri çok seviyorum. Biraz da şair de olmak istiyorum falan. Abi ondan sonra onu gördüm. Salah Birsel'i orada. Gittim. Ona da imzalatayım diye. Kitabı yok Salah Birsel'in. Gittim sahaflardan, dedim Salah Birsel kitabı var mı dedim. Ondan sonra var dedi. Ne? Dünya İşleri. İlk şiir kitabıymış. Ondan sonra gittim şeye, yanına da oturdum. O da seyircilerin arasında oturuyordu. Dedim Salah Bey dedim, ben sizin dedim hayranınızım dedim. Şu kitabı bana imzalar mısınız dedim. Uzattım. Baktı kitaba, böyle döndü. Konuşmuyor Salah Bey. Konuşmuyor. Meğer abi pişmanmış o kitabı çıkarttığını. İstemiyor, yok sayıyormuş. Abi yok sayabilirsin. Şimdi rahmetli oldu, arkasından konuşuyor. Ama niye bir gencin kalbi, cevap ver. Eğer kitabı yok sayıyorsun, anladın mı? Beni niye yok sayıyorsun? Bir de öyle ya, var ünlülerle anılarımız, evet. Bu başarısızlığın reytingimiz 0.3, Teessüfler Türkiye diye sunulması ise özel televizyonların unutulmazları arasına girer. Fakat programa inananlar vardır. Henüz 6. bölümde sektörün en büyük oyuncusu Interstar'dan teklif gelir. Daha iyi prodüksiyon koşulları ve Kanal 6'nın verdiği paranın 3,5 katı ücret vaatler arasındadır. Saçıntı kendisine şans verenleri yarı yolda bırakmamak için teklifi reddeder. 1997'de yönetmenliğini Ersin Pertan'ın yaptığı Kuşatma Altında Aşk filminde rol alır. Bununla da ilgili bir şey söyleyeyim mi? Bu da enteresandır. Şimdi o aranan adamı şey yapıyordum. İlksen abla dedi ki, yapımcımız İlksen Fırat, Ersin Pertan dedi, görüşmek istiyor seninle dedi, seyretmiş dedi, filminde şey yapmak istiyor, seni arayacak dedi, numaranı verdim.
Ondan sonra Ersin Pertan aradı. Böyle haza İstanbul beyefendisi derler ya öyle. İşte aradı dedi ki... dedi seyrettim dedi yeni bir filme başlıyorum ki o zaman da... Senede 3 film ya çekiliyor ya çekilmiyor yani. O işte kaç dedi 98 mi? Evet. 3 film ya var ya yok. Dedi ki size dedi işte bir rol var dedi. Sizi dedi çok uygun gördüm. Sizin oynamanızı istiyorum dedi. Ben de dedim ki ya dedim çok teşekkür ederim dedim. Ama dedim ben oyuncu değilim dedim. Bak nasıl öyle bir travma yaşadımsa. Durdu o kibarlığıyla. Dedi ki siz oyuncu olmayabilirsiniz ama ben yönetmenim. Müsaade edin de ona ben karar vereyim. Aa bu bana ders oldu. Çünkü ben hani bir incelik, bir mütevazilik yapmak isterken aslında adama kabalık ediyorum. Denmez gerçekten. Hani adam sana bir şey değer vermiş, bir şey yapıyor. Sen diyorsun ki hani alt metin sen anlamazsın hıyar yani ben oyuncu değilim diye. O bana ders oldu. Öyle de bir iş, anımız vardır şeyle Ersin Pertan'la. Ve gittik oynadık. 1998'de Levent Kırca'nın hikayelerinden Yaşar Arak ve Hüsnü Özçetin'le birlikte senaryolaştırdığı Üç Baba Hasan adlı oyun perdelerini açar. Yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gören oyun sürekli kapalı gişe oynar. Milenyuma aşkla giren Müfit Can Saçıntı 2000 yılında Çiğdem Hanım'la evlenir. 2002'de kızları Duru doğar. Ya onu da söyleyeyim. Mesela Çiğdem'le ilgili çok şey yapmıyoruz, konuşmuyoruz da bu konuları. Şeyle hani mesela o zamana kadar iki tane şey. Yani ilk görüşte aşka inanmazdım. Ben Çiğdem'i kemancıda, ablası arkadaşımdı da. O kemancıya girdim şeyden sonra. İlk görüşte aşık oldum. Hakikaten. Ondan sonra ama dedim ki bu kız bana bakmaz. Baktı. Evlendik yani. Öyle. Senin evlenmene çok şaşırmıştım. Ben de şaşırdım. Senin şaşırman neydi? Ben de şaşırdım. Annem daha çok şimdi. O sene enteresan oldu psikoloji. O seneye kadar annem hadi evlen, hadi evlen, hadi evlen. Ne zaman evleneceksin? Ben anlatıyorum anne ya evlenmeyeceğim şudur da budur da. Ve evlenmeyi düşünmüyordum. Gerçekten düşünmüyordum. Sonra annemi o sene ikna ettim. Annem sormamaya başladı. Acaba ters psikoloji mi? Onu da bilmiyorum. Abi Çiğdem'i gördüm, aşık oldum. Dedim ki anneme vazgeç. Ben dedim bu kızla evleneceğim, tanış anne diye. O da şaşırdı, ben de şaşırdım. Bak Armağan da şaşırmış. Herkes şaşırdı, sektör şaşırdı. Ama bir de sonradan da ben de yürütebileceğimi çok düşünmüyordum. Çok şükür 21 yıldır işte yürüttük ya. Ama seninle muhtemelen aynı yerde yaşamak zordur yani. Çiğdem'den dinlemek lazım da. Evet, evet, evet. Belli ki Çiğdem de çok evet. Verici bir kız yani. Evet, evet. Ya, sağ olsun ya. Zor, evet, zor. Her ne zor yani. Ya onunla da. Şöyle burçlara inanıyor musunuz bilmiyoruz. Karım da koç, kızım da koç. Ben balık deyince burçlardan anlayan, aa yazık diye bana. Yok yok, iyi, iyi, iyi. Buyurun. Kariyerinin en parlak yılları yaklaşırken yazmaya ve üretmeye devam eder. Zihni Sinir projeleri, Şakamera, Şakkadanak ve Yakaladık Şakaladık gibi televizyon programlarında metin yazarlığı ve yönetmenlik yapar. Yetiştirilmek üzere Amerikan ajanı aranıyor gibi gazete ilanları verip yüzlerce kurban topladığı 500'den fazla şakaya imza atar. Şaka kariyerini büyük bir başarıyla kolu bacağı sağlam, kazasız tamamlar. Ekrana çok genç yaşta çıkmasına karşın Saçıntı'nın dizi oyunculuğu kariyeri 2011'de Çocuklar Duymasın'la başlar. Dizinin 8. yılında önce senaryo ekibine dahil olur, bir yıl sonra Birol Güven yeni karakter Mustafa Ali'ye uygun bir oyuncu bulamayınca kendini ekran önünde bulur. Birol Güven'le ortaklığı bir başka büyük projede devam eder. Saçıntı'nın yönetmenliğinde 2012'de yayınlanmaya başlayan 80'ler günümüzde hala çok izlenen bir fenomene dönüşür. Peşi sıra 90'lar gelir. Saçıntı bu seride de yönetmenliği üstlenir. Bir araya gelen iki üretken isim durmaz. Ya bununla hani onu da söyleyeyim 90'lar yani 80'lerin 193 bölümünü yönettim.
90'ların ilk iki bölümünü yönettim. O zaman dedik yani o da dönem dizisi olunca şimdi moda tabirle bir know-how oluşuyor. Zaten baştan öyle düşünmüştük. Hani buradaki know-how'ın 90'larda ekibi kur şey yaptı. Orada sadece iki bölüm yönetmenlik yaptım. Sonra yeni yönetmen teslim etti. Evet evet. Yo, zaten birinci bölümden itibaren yeni yönetmen yanımdaydı. Ben hani aktardım ne oluyor, nasıl oluyor, nasıl işte çek ediyoruz, ekibi nasıl kuruyoruz, işte o dünyayı nasıl falan kuruyoruz? Evet evet. Ondan sonra şey yaptım, Mandıra Filozofu'na gittik. Hani onu da ben hepsini ben yönetmişim gibi olmasın diye durdurdum. Bir araya gelen iki üretken isim durmaz, sinemaya da el atarlar. Müfitcan Saçıntı'nın kameranın hem önüne hem arkasına geçtiği proje Mandıra Filozofu'dur. Senaryosunu Birol Güven'in yazdığı filmi yöneten Saçıntı, başrolü de Rasim Öztekin'le paylaşır. Film 9 milyonun üzerinde izlenir ve Saçıntı'nın geniş yok, kitlelerle tanışma... Yok, 9 milyon değil. Şeyde, gişede 1 milyon yaklaşık. 9 milyon şu an yok, rekor o. Yani keşke. Şu an Şahan'da galiba 7,5 milyonla 9 milyon değil. Ama televizyonda şimdi daha geçen hafta gördüm. Oldu... Ve ben iki sene önce 44. tekrarımı neydi? Şimdi 50'dir herhalde bilmiyorum. 50. tekrarımda 3. oldu. Hani onu katarak belki ama onu katınca da 9 milyondan fazladır. Öyle. Zaten 9 milyon izlenseydi şu an bu programa Amerika'dan Zoom yoluyla katılıyordun herhalde. Yapımcısı olsaydım olurdu. Ve Saçıntı'nın geniş kitlelerle tanışmasının önemli bir kilometre taşı olur. Bir yıl sonra çekilen devam filmi de 5 milyonun üzerinde izlenir. Yok ya, 500 bin. Birer rakam, birer rakam. Birer sıfır ekliyorlar. Birer sıfır, evet, evet. 500 bin, evet. 2016'da yazdığı ama çekmediği Kahrolsun Şey adlı senaryosu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 21. Bağımsızlar Buluşması Festivali'nde ödül alır. Evet, bu ne şey, şöyle hani demin geçtik durdurmadım çok da hani şey yapmayayım diye. 17 yaşında gözaltına alındı diyordu ya, orada benim başımdan geçen değil, şahit olduğum bir hikayeyi yazdım. Ve işte Amerika'da ve biraz da aslında Amerika karşıtı da bir film ve işkenceyle ilgili, darbeyle ilgili Amerika'da onunla ödül aldık şeyde. Ve zaten hayatta da bir bu var. Çekemedik onu. Bir de sağ olsunlar şeyde Simi, Yunanistan'ın Simi adasına ödül verdi. Başka da ödülümüz yok. Ama Peter'de başvurmayı da bıraktım mesela. Ödülüm yok ama dedim Antalya'ya zaten başvurmuyorum. Ve vermiyorlar da yani başvurmayınca. Öyle bıraktım artık. Çok ödüller çok da anlamlı gelmiyor. 30 yıllık kariyeri boyunca 14 senaryosu sinema ve ekran için çekilir, 4 kez sinemada, 2 kez uzun soluklu dizilerde yönetmenlik yapar, 7 dizi ve filmde rol alır, yazdığı 4 oyun sahnelenir. Ama bir evi ve arabası bile yoktur. Bunda biraz solculuğunun, biraz insanlığının, biraz da burnu büyümüştür, artık yazmaz diye düşünenlerin payı vardır. Evet. Ve her ne hikmetse olmayan mal varlığı Google aramalarında trend olabilmiştir. Belki artık bir filozof olarak görüldüğünden ya da artan şöhreti yüzünden yakıştırılamaz olmuştur. Ama o hala yazı işçisidir. Keza pandemi döneminde 100 bin liraya yaptığı film izlenmedi. Risk aldı, iflas etti. Yok. Yok yok, iflas etmedim. Çünkü daha önce iflas etmiş. Çünkü Yaşamak Güzel Şey filminde iflas ettik. Burada sadece borçlanmıştık. Biraz daha içeri girdik sonra. Evet. Hemşehrimiz Müfitcan Saçıntı hüsrana uğradı gibi başlıklarla karşımıza çıkar. Binbir fedakarlıklarla çektiği Maskeler de Düşer filmini bir video platformunda yayınlar. 40 bin kişi izlese maliyetini çıkaracaktır. Sadece 585 kişi izleyince bir açıklama yapar. Bağımsız sinemaya giden yeni bir yol açmaya çalıştık diye başlayan sözlerini uzun süre kimse film var mı diye sormasın cümlesiyle noktalar. Yazıp yönettiği filmlerden Yaşamak Güzel Şey'i çekmek için kurduğu yapım şirketini 2020'de 11 metrekarelik bir odaya taşımak zorunda kalır. Fakat onun için karamsarlık lükstür. Direnmek mecburiyettir. Enseyi karartmaz. Sonunda kazanacağına inancı tamdır. Müfitcan Saçıntı romantik bir solcudur.
işçi sınıfına, Türkiye'de devrim olabileceğine inanır. Aynı zamanda aktivisttir. Mandıra filozofuyla başlayan misyonu çerçevesinde elindeki tüm araçlarla kapitalizmle savaşı sürdürür. Kimi zaman onu bir TED sahnesinde, kimi zaman YouTube'da antikapitalist fikirlerini anlatırken görürüz. Sosyal medyada, özellikle Twitter'da da aktiftir. Dolayısıyla eleştirilerin de hedefidir. Solcu değil, orta yolcu olduğunu iddia edenleri, isimler değil, fikirler üzerinden tartışmaya davet eder hep. Tarafı nettir ama prensip olarak parti ve siyasetçilerle yan yana gelmez. Mandıra filozofu rolünden çıkamadığını, sahici durmadığını söyleyen de var, hala güldürürken düşündürme akımının peşinden gitmesini demode bulup eleştiren de. Bu kişilerin gözden kaçırdığı, karşılarındaki insanın gerçekten ne kadar sahici olduğu. Gizli solcu Muhittin Assubay'ın oğlu Müfit Can Saçıntı, hayata 1980'lerin Kartal'ındaki işçilerin gözünden bakar. Bu dünyada kendine biçtiği bir misyon var. Bütün mücadelesi iyiliği yüceltmek için. Senaryolarındaki güzel insanları, güzel zamanları, unutulmuş değerleri ele alması ve güldürürken düşündürmeye çabalaması da hep bu misyon adına. Çünkü o, sonunda bir gün iyiliğin kazanacağına gerçekten inanır. Ben de hepinizi çok teşekkür ediyorum. Son bölümde kesmek istemedim. Çok da duygulandım, çok da... ellerine, kalemlerine sağlık. Çok da güzel yazmışlar. Öyle, evet, iyiliğin kazanacağına inanıyoruz. İnanıyoruz hala. Demode buluyor, doğru. Yani zaten bir düşüncenin moda olmasını da anlamıyorum yani. Yani nasıl moda olur ki? Canım benim! İyilik kazanacak. İyilik kazanacak. Evet, çok güzeldi. Gerçekten canım benim. Oldu be. Anlamadım ne oldu. Oh. Neyse, hayat saçma. Nerelerde karşılığı ilişirken bu olmuş Müfit, bu olmadı Armağan derken tabii, bak... Tabii tabii canım benim ya, neler neler ya. Neler. Yok ama ya biz güzel insanlardık. Böyle de konuşmak istemiyorum. Çok yaşlı hani böyle bizim zamanımız gibi oluyor. Şeyde de bir anım var ya, onu da Ali, Medyapı'nda Ali Sürmeli ile bir anım var. Senle bir toplantıdaydık da. Anlatayım da. Anlat, anlat. Sen neler yaptık deyince. Abi bu Medyapı'nın sonraki yerinde bir toplantıya girdik. Ali Sürmeli de vardı. Neyle ilgili vardı bilmiyorum. Şey çekecektik, o mu acaba? İlk Hürrem Sultan. O da olabilir. Bir toplantı ama Hürrem Sultan'da ben yoktum yani o projede. Neyle ilgili? Ali Sürmeli'nin de düşünüldüğü bir projeyle ilgili işte toplantıya çağrıldık. Sen varsın, işte birkaç kişi var. Ben varım, Ali Sürmeli de geldi. Biz ama toplantı böyle bitmek üzereydi. Ali bana dedi ki... dedi bir dakika gelir misin dedi. Ben de hiç yani izin almadan kapının önüne çıkacağız diye çıktım. Buyur Ali dedim. Gel dedi. Villanın önüne çıktık. Buyur Ali dedim. Gel arabaya dedi. Ben dedim ki hani bazen böyle duyulmasın diye arabada şey olur ya hani konuşulur ya. Allah Allah, bindim arabaya. Ondan sonra çalıştırdı. Ali nereye gidiyoruz? Bir dakika dedi. Cihangir'e kadar gel dedi. Kalktık şeyden işte ne, Levent miydi? Levent. Levent'ten Cihangir'e gittik. Ondan sonra burası benim ev dedi. Durdurdu şeyi. Bahçeden girelim, bahçe tarafından dedi. Oraya gül ekmiş, bu gülleri unutma dedi. Aklına ya dedi. Allah Allah, biz toplantıdan çıktık belki. Biz de sizi bekliyoruz. Cihangir Ali'yi de biliyorsun, tatlı çatlak. Ondan sonra gülleri unutma dedi. Olur, unutmam Ali dedim. Girdik abi evine. O bir apartman dairesi evde dediğim. Şey yaptırmış. Sahne böyle yükselti. Yani salonun yarısını kaplıyor. Dedi sana düşündüğüm dedi filmin dedi hikayesini anlatacağım ama dedi sahnede anlatmam lazım dedi. İyi dedim. Bana bir sandalye koydu. Orada düşündüğü filmi sahnede anlattı işte. Ve dedi yani bunun senaryosunu yazar mısın diye. Ama biz sizin toplantıyı bu şekilde terk ettik. Bizi şahane bıraktınız. Kim bilir arkamızdan işte Müfit işte.
Ali Bey işte. Yarıda bıraktı gitti, bir şey bile demedi diye. Ama çok saçmaymış. Evet, evet, evet. Yaptınız mı o film sonra? Yok. Birkaç kez Mahsun Kırmızıgül'le yapacaktı galiba. Konuştu etti, duydum haberlerini ama bir türlü yapamadı. Yani o hikayeyi anlatıyordum. Abi çok severim Ali'yi. Ve Medyapım sayesinde tanıştım. Çok severim Ali Sırmı'yı. Şans Kapıyı Çalınca sunmuştu o. Şeyde ilk hayır. Bu hatta neydi ya? Şahane Cumartesi'nin ilk versiyonunda skeçler vardı. O zaman kadro efsaneydi. Çok. Zafer Algöz, Ali Sürmeli, Dündar abi. Evet, Figen Evren. Figen Evren. Evet, ha. Bir de şimdi seslendirme yapan bir kızcağız var, mavi gözlü. Evet, evet. Arzu muydu acaba adı? Sen tamam, zaman kadro çok iyiydi. Ben onlara skeç yazıyordum. Evet, hatırladım ama o zaman orası Levent değil, orası Gümüşsuyu. Gümüşsuyu'nda onu yapıyorduk. Sonra Hülya Avşar'ın mı skeçlerini Ali Sürmeli ya da bir yılbaşı şeyi miydi? Yılbaşı. Hülya Avşar'la ilgili. Ha. 2000 yılı yılbaşısı. Hmm. Gereksiz bir Türk televizyon tarihi. Evet, evet. Müfit'cim, geldiğin için çok teşekkür ederiz. Canım, gerçekten çok keyifliydi. Ben de bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bazen diyorlar, abi işte demode der gibi yaşlanmışsın abi diyorlar. Diyorum ki çok şükür yaşlandım. Canı gönülden diyorum. Abi değil mi? Mesela 17'sinde asılan var, 15'inde vurulan var. İşte trafik kazasında orada burada ömrünün baharında ölen nice insanlar varken yaşlanmak bir nimet. Onu diyenler şaşırarak diyor, çok şükür yaşlanmışız bir. İki, yarın ölsem gerçekten bir tek hani kızımın hani okulu da bitirse diye bir şey kalabilir ama onun dışında kendimle ilgili hiç gözüm açık gitmez. Diyorum ki abi Aran Adam yaptım, 80'ler çektim, Mandıra Filozofu çektim, Yaşamak Güzel şey çektim, daha ne olabilir ki yani. Çok rahat ölebilirim ve yine bir röportajda röportariye geniş vermiştim. Ben ölürsem arkamda bir şey kalacak diye. Arkadaşlar ve Armağan'cığım, başta sana ve arkadaşım da teşekkür ederim. O kadar güzel toparlanmış ki, o kadar güzel şeylerle. Yarın ölsem, ah şu da eksik kaldı, beni anlayacaklar mı, beni şey yapacaklar mı diye hiçbir kaygım kalmaz. Sayenizde rahat ölebilirim. Tamam mı? Yok yok, bunu da canı gönülden söylüyorum. Çünkü insanın içinde düşünüyorum, bu kaygılar kalabilir. Bence insan ölürken de daha çok böyle şeyleri düşünüyordur. O ukde kaldı, bunu söyleyemedim, onu yanlış anlarlar mı, bunu anlatamam mı diye. Abi yapacaklarımı yaptım. Yanlış anlaşılmayacağımı da gördüm sayenizde. Yani yarın çok rahat ölebilirim. Bana bu imkanı tanıdığınız için, rahat ölme imkanını çok teşekkür ediyorum. Biz geldiğiniz için teşekkür ederim. Vallahi çok sağ olun, var olun. Çok mutlu oldum.